En son durumunda artık solunum cihazına bağlanmış karaciğeri de iflas etmek durumundaydı. Yani aslında saatleri varken Konya'dan bir haber geldi. Kendi aynı yaş grubunda bir başka bebeğin beyin ölümü gerçekleşince oradaki ailenin kabul etmesiyle biz de uçakla gidip kalbi alıp bebeğimize taktık. 24 saat içerisinde kendine geldi. Ve hızlıca diğer bozulmuş olan organları ve sistemleri de şu an iyi durumda. Organ bağışı ne yazık ki çok fazla değil. Olmadığı için bu tür sadece kalbinde rahatsızlık olan ama diğer organlarında problem olmayan hastalara elimizden bir şey gelmiyor. Yani kaybediyoruz. Bu durumda hastamız da biz de şanslıydık. Aynı kiloda, aynı yaş grubunda nakil Türkiye'de çok az oluyor. Bu da Ege Üniversitesi'nde bir ilk oldu. Türkiye'de de ilk 3 hastadan bir tanesidir. Çok zorlu bir ameliyattı ve bunu sizin başarmanız gerçekten bir yani mucize, ellerinize sağlık hocam. Evet. Benim için çok yeniden doğdu kızım. Bu bizim için tam bir mucize oldu hocam. Bizim kızımızın gerçekten son zamanlarda durumu çok kötüye gidiyordu. Artık kalp yeterince vücuda... Karşı tarafın da ismi Asel'miş, Adaş'ıymış, bize kalbi bağışlayan bebek. O bebek için gerçekten çok üzüldüm. Asel onların da kızı. İstedikleri zaman aile gelip benim kızımı da görebilir. Asel artık onların kızı. Yani şöyle söyleyeyim, organ bağışı gerçekten hayat kurtarır. Hastanede birçok çocuğumuz kalp bekliyor. Kalp beklerken hayatını kaybeden çocuklarımız var. Ve şöyle bir şey de var, bizim çocuklarımızın kalbi tam çalışmadığı için şu an hastanede yatan çocuklarımızda da sıvı kısıtlaması diye bir şey var. Ben yan odamda çığlık çığlığa anne ben su istiyorum diyen çocuklara şahit oldum. Yani gerçekten hastane sürecimiz çok zor geçiyordu. Mesela çocuğum, bizde de aynı şekilde su kısıtlaması vardı. Ben çocuğuma yeterince su veremiyordum. Yeterince hani sıvı şeyler, meyve suyu olsun vesaire. Çünkü kalp bunları atamıyordu yani. Bugün ilk defa isminin Asel olduğunu öğrendim ve kızıma da çok benzediğini gördüm. Yani aileye de minnettarım bu konuda. Görüşmek de istiyorum. Hatta Asel iyileştiğinde Konya'ya gidip onları ziyaret etmek, hani onlarla birlikte olmak, onları İzmir'e davet etmek, evimizde ağırlamak. Hani o ailenin gerçekten ellerinden öpüyorum, çok teşekkür ediyorum. Biz çok zor süreçlerden geçtik. Asel bizim ilk kızımız. Kalp yetmezliği çok zor bir hastalık. Gerçekten şu an insanlar organ bağışının hani ya organ bağışı işte beyin ölümü gerçekleşmiş, organlarını bağışlamıyoruz. Hani bu olur mu öyle şey deyip hani bu konuyu kapatmak yerine bence o organları bağışlayıp insanlara umut olmak bence bambaşka bir şey. Şu an mesela benim dediğim gibi kalbi benim kızıma geldi. Asel artık onların da kızı. Bu çok güzel bir şey yani. Çok üzücü, karşı tarafın çok üzücü. Mesela onlar için de zor. Yani çocuğunun kalbini bağışlamak, organlarını bağışlamak tam bir merhamet. Yüce, koca yürekli aileyi tebrik ediyorum. Yani o anne baba... Bence yani çok büyük sevaba nail oldular. Ben öyle düşünüyorum. Yani benim manevi açıdan yani bu şeylere çok inanırım. Özellikle o annenin babanın hakkı ödenmez. O anneye babaya Allah sabırlar versin inşallah. Tabii ben öyle olmasını istemezdim. O anne babanın bunların başına gelmesini istemezdim tabii. Ama yani o kızlarını kalkıp da kalbine bağışlaması, benim kızımda bir hayat bulması... Yani çok büyük bir mucize, yani çok büyük bir belki sevaptır hem bu dünyada hem öteki dünyada. Ben o annenin baba mükafatını alacağını düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, bir baba olarak benim en büyük hayalim kız çocuğu sahibi olmaktı. Allah bana bir melek verdi. Benim önce onu söyleyeyim sizlere.
O meleğim her daim başımın üzerinde yeri vardı. Ben bir baba olarak kızıma çok sahip çıkıyordum, çok seviyordum. Hastalığı da Allah'tan gelen benim için bir davetiyeydi. Ben her şekilde kızımı kabul ettim, onun için mücadele ettim, onun için elimden geleni yaptım. Yani doktorlar deseydi ki kolunu kes, kızına ver, kızın için keserdim. Her şeyini kızının için ver, verirdim. Ben o kadar kızıma düşkündüm. Benim eminim tüm anne babalar da öyledir. Yani tüm Allah kimsenin başına böyle bir durumu getirmesin. Şimdi ben ilk önce kızımı yoğun bakımda yani çıktığı zaman doyasıya sarılmak öpmek istiyorum. Çünkü kızımı çok özledim. Yaklaşık yani bir ay, bir buçuk ay kadar oldu. Kızım yoğun bakımda bir süreci oldu, servise çıkması ve en büyük hayalimiz kızımıza su içirmekti. Çünkü kızımıza su içiremiyorduk. Her seferinde su içirdiğimizde nabızları yükseliyordu, ödem oluyordu vücudu, durumu çok daha kötü oluyordu. Bizim aselimiz, bizim meleğimiz, bizim mucizemiz. Yani öncelikle bir baba olarak ben ona doyasıya sarılmak, doyasıya öpmek, parklara götürmek istiyorum. Parklara götüremiyorduk çünkü enfeksiyondan korumak için yani onu enfeksiyondan korumaya çalışıyorduk. Sürekli bir enfeksiyon, sürekli bir virüsle mücadele ediyordu. Çünkü bu durumlar başına gelmemesi gerekiyordu. Biz sürekli bunun mücadelesini veriyorduk. Öncelikle kızım eve geldiği zaman parklara götürmek, onunla oynamak, doyasıya sarılmak, doyasıya öpmek istiyorum onu. Ve kızım yani bir ömür boyu benim için Allah'tan gelen bir melek diye düşünüyorum. Yani her zaman başımın üzerinde yeri var. Her zaman sahip çıkacağım bir baba olarak. Ve Allah bu kalp bekleyen diğer hasta çocukların da annesine babasına Allah sabırlar versin. İnşallah bizim kızımızın bu kalbin çıkması, Konya'dan gelmesi inşallah hepsine bir umut olur. Organ bağışı hayat kurtarır diyorum ben. Asel, kızım, deden seni görmek istiyor deden. Hadi bakalım gül bakayım. Ha, babaşının gülü. Babaşının bir tanesi. Babaşının güzel kızı. Babam benim babam babaşını kokulu. Ne yiyorsun sen, çubuk kereker mi? Hareketleri görüyor musun Merve?